Renkler, renkler, renkler. Sonbahar, Ekim ayındayız. Yeşilin, turuncunun, sarının her tonu olan bir mevsim. Herhalde en sevdiğim diyebilirim. O kadar her taraf güzel görünüyor ki. Birkaç tane Çanakkale köyünü sizin için çekmek istedim bu arada. Ve ilk önce Derziler köyüne başlayacağım. Sonra aralıklarla devam edeceğim. Ondan sonra belki birkaç Ege köyü. Ve siz de benimle hep birlikte gezmiş olacaksınız diye umuyorum. Çok profesyonelce çekimler olmayabilir. Ama benim gözümden bu küçük köyleri görmüş olacaksınız. Ve kendiniz için de belki bir köy seçebilirsiniz. Değil mi? Biz de Kirazlı'daki evimize öyle sahip olmuştuk. Eşim mantar toplamaya gitti. Biz ev sahibi olarak dönmüş olduk o köyden. Ve şimdi köylü bana diyor ki köyümüzü sattın savurma. Halbuki hiç alakası yok. Ben bir kişiyi bile götürmedim. Gelin şuradan bir ev alın kendinize diye. Ama her şey kısmet nasip hayatta. İnsanlar videolardan görüp gelip beğenmiş, almış. O ayrı bir konu. Benim bunda hiç suçum yok. Vallahi hakkımı alıyorlar desem yeridir. Haydi bakalım, başlayalım mı? Huhu! Türkçüklü Divliler. Herkese merhaba. Hangi köyü gezdireyim size bugün? Terziler mi, Çiftlikdere mi, Çiftlik mi? Biri 1 kilometre, biri 3 kilometre, biri de 6 kilometre. Bence ilk önce Terzilerden başlayalım. Çok sıkılmazsak Çiftlikdere'ye geçeriz. Ama Çiftlik'e geçer miyiz bilmiyorum. Haydi bakalım. Atikhisar'a giden derenin üstünden köprüden geçtim. Şimdi sola döneceğim. Yolu köy yolu ama güzele benziyor. Kocaman çınar ağaçları var. Arabanın takırtısından beni duyuyorsunuzdur diye umuyorum. Ormanın içinde kalmış bir köy. Böyle çam ağaçlarının arasından ilerleyerek gidiyorum. Kocaman da bir tabela vardı, Terzilere hoş geldiniz diye. Sonbaharın renkleri ahenkle dans etmeye başlamış ağaçların üzerinde. Köy uzaktan da çok güzel gözüküyor. Şu anda güneş tam sağımızda kalıyor. Kamerayı pek etkilemiyor. Ama şurada birkaç yeni yapı hariç başka yapılar var mı diye gidip bir üst tarafa doğru gezineceğim. Ben arada bir bu görüntüden etkilenerek size bunu çekmiştim daha önce. Biliyorsunuz köy sevdam benim. Çok ağır basıyor. Yol kenarında incirler taşmış, dökülmüş. Toplayan oldu inşallah, çöp olmadılar. Bakalım nasıl bir köy. Birini de görürsem, artık konuşturabilirsem konuştururum. Konuşturamazsam benimle yetineceksiniz. Minnacık dağın ortasına saklanmış bir köy. Evler çok eski değil ya da restorasyon gördüler. Şöyle dışı boyanmış kimsenin. Taş görüntüsünü yok etmişler. Köyün ortasında su arıtma tesisi var. Bir tane de amca gördüm şurada. Amca, bu köyde kaç kişi yaşıyor? Hayır. Efendim? Ay, amcanın kulağı duymuyormuş. Merhaba. Gel buraya. Geldim. Nasılsın? İyiyim, kulak duymuyor da. Olur amca, bizim bile duymuyor gençlerin. Şükür. Şükür, şükür. Köyde kaç kişi yaşıyor amca? Hane. Hane, 20. 20 hane. Oo, kalabalık sizin köy be ya. Şey yani, tek kişi olan da var mı? Tabii ki. Terziler burası değil mi? Terziler. Evet.
Sen nereye arıyorsun? Ben hiçbir yeri aramıyorum. Öyle geldim sizin bir köyünüz çekeyim diye. Ben Kirazlı köyündenim. Kirazlı köyünde. Evet. O Bu yüzden buralar böyle bir Nasadı köy diye bir çekmek istedim. tamam. Yakında Bu evler falan. esasım oluşum Uralı mı? Yok, ben göçmenim, göçmen. Göçmen. Evet. Ha. Amca sende de var bir yörüklük. He? Sende de bir yörüklük var değil mi? Ural Değil mi? Bak gözler masmavi amcanın. İyi, ben bir gezineyim bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi Hoşça görüşürüz. kal, kal sağlıcakla. Ben şu altın parçama bineyim. Azıcık köyü arabayla gezeyim. Olmazsa güzel yerler gördükçe sizin için çekeceğim. Burası Kirazlı'dan bile kalabalıkmış. Allah Allah. Ege köyü havasında. Çanakkale Terziler köy konağımış. Büyük ihtimal burası muhtarın yeri. Ya da gene başka neden öyle köy konağı desinler. Burada köyün camisi. Aşağı doğru bir yürüsem mi? Arabayı şuraya bırakıp bilemedim. Bir bakacağım bakalım neler var. Köy gerçekten minnacık. Pisicikleri var her köy gibi. Evleri çok eski değil. Ama böyle sıvanmış. Çiçekleri olan normal bir köy evi. Burada kiremitler çok eski. Aynı bizim fırının üstündeki gibi çillenmişler. Zamanla. Terziler Köyü camisinin yazısı 1966'da yapılmış. Şu camı gösterdim biraz önce uzaktan da yakından daha güzel gözüküyor. Ay, tuvalet bile var. Yani buraya da güzel bir kuruluk yapmışlar herhalde oturmak için. İlginç. Aman, sen ne yapıyorsun orada? Bakın burada kim var? Merhaba. Annen nerede şimdi, beni kovalar. Susarnıcı var. Yani köy hiç kalabalık değil gibi. Bir yukarılara gidip bakacağım bakalım. Köy çok büyük olmadığı gibi 2 dakikada gezilebiliyor. Çeşmesi de var. Çok severim böyle köy çeşmelerinden su içmeyi. Bayılırım. Ama çok gezmeden dönmek zorunda kalacağım. Çünkü çocukların okuldan çıkış saati geldi. Muhtar emmiyle tanıştım biraz önce. Mülayim bir adam. Biraz köyle ilgili bana bilgi verdi. 20 hanelik gerçekten. Ama hepsi böyle bir öbek halinde. Tam bu bulunduğum yerde. Onunla da konuşurken öyle dedi. Evet, çok iyi köyün bir arada olması, dağınık değil ama bir afet durumunda, yangında falan bu bir sıkıntı. Ama Allah öyle şeyler göstermesin hiç kimseye. Herkesin malı mülkü sağlıcakla, sapasağlam kalsın. Yani çok gösterilecek bir şey yok aslında. Kirazlı Köyü bu konuda daha iyi Terziler Köyü'nden. Şöyle daha yukarı bir çıkacağım arabayla bakalım. Bakın tam viraj alırken ne gördüm burada? Biliyorsunuz her şeyi ben gider görür bulurum. Bildiğiniz bir tane turuncu renginde emaye tencere. Şöyle köyün girişinde ahırı olan evler var. Ama dediğim gibi hepsi bir arada olduğu için köyü çok benimseyemedim. Ama bildiğiniz bir Çanakkale köyü. Çanakkale'ye 20 kilometre yakınlıkta. Çok da göç almamış. Çanakkale'den buraya gelenler olmuş. Ama İstanbul'dan falan pek gelen giden olmamış. Köy sokakları daracık. Bildiğiniz. Böyle. Amca hoşça kal. Beni karşılayan amcaya hoşça kal dedim. Çeşmenin yanında. Suyumu da içtim. Ahırların yanından geçtim. Bence burada insanlar hayvancılıkla geçiniyor. Çünkü öyle çok tarlası bahçesi de yoktu köyün içinde. Herkes dip dibe. Uzaktan çok güzel görünen bir köy ama içine gidince öyle değil.
Yani Kirazlıköy kadar kesinlikle güzel değil. Kirazlı'da evler dip dibe değil, yamaçtan yamaça ve çok güzel. Ama köy köydür, değil mi? Gidip biraz birilerine tanıştım, sohbet ettim teyzelerle falan. Herkes hayatından memnun. Geçinip gidiyorlar. Öyle şehirler gibi pek de şikayetçi olmuyorlar pahalılıktan falan. Neticede Çanakkale'ye 20 kilometre yaşıyoruz diyorlar. Tertemiz havamız var. Yola 1 kilometreyiz. Ne şikayetini etsek, kim düzeltiverecek falan diye böyle güzel bir sohbet ettik. Muhtar emmi de birazcık benimle işte ilgilendi, konuştuk. Göç durumunu sordum. Mülayim bir adam sağ olsun. Terziler köyünden bu kadar diyelim. Çok uzatacak bir şey yok. Dediğim gibi insanlar bulunduğu yere her şekilde ayak uyduruyor. Burası İstanbul'dan falan göç almamış. Ama Çanakkale'den gelenler olmuş. Şurada köyün girişinde yer alanlar olmuş. Hala meşhur konteynerları kondurmamışlar Kirazlı'daki gibi. Ama yakında o da olur diye düşünüyorum. Hiç sevmiyorum o konteyner görüntüsünü. Şöyle dışı mışı muntazam ağaçtan olsa okey de bizim karavan gibi İstanbul'da çok güzeldi. Kutu gibiydi. Özlüyorum arada bir o karavanda geçirdiğimiz güzel zamanları. Ama işte her şeyin bir zamanı var. Satma günü gelince onu da sattık. Yenilerine kısmetti mi? Şurada bir çadır görüyorum. Şu anda fark ettim olduğunu. Büyük ihtimal orayı satın alanlar çadıra geliyorlar. Son bir size de çekeyim ve yolcudur Abbas. Değil mi? İşte karşınıza bir köyle geldim. Diyeceksiniz ki ne yapsa yeridir, delidir falan filan. Haydi şu çadırı gösterip hoşça kalın diyeyim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Orada ağaçların arkasında saklanmış. Onlar da öyle mutlu. Keçi ve rüzgarın fışıltısında son bir köy manzarası çekerek sağlıcakla ve benimle kalın diyorum.